Günün öne çıkanı. Keyfi gözaltı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 51. toplantısında önceki gün keyfi gözaltı sorununa ilişkin bir oturum düzenlendi. Oturuma katılan Çin temsilcisi, 2021 yılında Amerikan yönetiminin keyfi olarak gözaltına aldığı göçmen sayısının 1.7 milyonu aştığını, gözaltına alınanların %80'inin özel gözaltı tesislerinde tutulduğunu ve gözaltındakilerin arasında 45 bin çocuğun da bulunduğunu söyledi. Çin temsilcisi, Amerika'da özel gözaltı tesislerinin şartlarının son derece kötü olduğuna işaret ederek, gözaltına alınanların hem maddi hem manevi olarak bundan büyük zarar gördüğünü, bu tesislerde insan hakları ihlallerinin sıkça meydana geldiğini belirtti. Amerika'nın geçen 20 yıl içinde bazı kişileri hiç yargılamadan Guantanamo hapishanesine attığını hatırlatan Çin temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Uzmanlar Ekibi'nin bu yılın Ocak ayında yaptığı açıklamada, Guantanamo hapishanesini Amerika'nın hukukun üstünlüğüne ilişkin taahhütlerine bir leke olarak nitelendirerek, Amerika'nın insan haklarını keyfince ihlal girişimlerini durdurması çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Çin temsilcisi, Amerika'nın kendi insan haklarına doğru bir şekilde yaklaşması, göçmenleri keyfi gözaltına alma gibi insan hakları ihlallerini derhal durdurması, keyfi gözaltı mağdurlarına yardım ve tazminat ödemesi çağrısında bulundu.